أَمَنَ الرَّسُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ ربنا ولا تحمل علينا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de Onlardan her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Onun Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinin arkasında ayırmayız. Hepsine inanırız. Dinledik, kabul ettik, emrine itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır." dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge, sen Mevlamızsın bizim. Artık kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Amener Resulü okumanın faydaları Amener Resulü okunan eve üç gün şeytan girmez. Okuyan Allah'ın sevgisini kazanır. Allah'ın himayesine girer. Okuyana ferahlık verir bütün arzuları ayağına gelir. Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur. Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurdular. Sure-i Amine Resulü'nün son iki ayetini okumadan yatan bir adamı akıl sahibi olarak görmedim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi beş vakit namaz, ikincisi amener Resulü, üçüncüsü ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etmek. Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti Amen Resulü'yü başından sonuna kadar sık sık okuyunuz. Çünkü Allah onlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mümtaz kılmıştır. İmam-ı Nevevi rahimehullah dedi ki, bu ayet kelimeleri okumak geceyi ihya etmeye kafidir. Bazıları da kötülüklerden korunmasına kafi gelir demişlerdir. Bedrettin Ayni Rahmehullah dedi ki, Amene Rasulü'yü okuyanlar için bu ayetler gece ibadet, virt ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. İbni Abidin Rahimehullah dedi ki, Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak, meyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır. Amen er Resulü hakkında hadisi şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dört şey arş azam altındaki hazinelerden indirildi. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Amen er Resulü, Kevser Suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki, bana arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara suresinin son ayetleri Aminat Resulü verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti Amen Resulü okursa artık o iki ayet ona ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından kafi gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da iki ayet vardır ki müminler için şifadır. Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Resulü'dür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allahu Teala gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet bir evde üç, ge üç gece okunursa şeytan o eve yaklaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ayet-el kürsüyü, ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allahü Teala ona yardım eder. Efendimizin buyurduğu gibi bu iki ayeti bir hafta içinde bilmiyorsak önce kendimiz öğrenelim. Sonra eşlerimize, çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka okuyalım inşallah. Veya bu videoyu dinleyerekten de Amin Rasulü'yü hem dinlemiş hem de takip ederek gönül kulağıyla dinlerseniz siz de okumuş gibi olursunuz. Ayrıca bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Şüphesiz ameller niyetlere göredir. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için Kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.